Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler ömrünü tamamladıktan sonra evlerimizden ayrılmıyor. Bir köşecikte beklemeye devam ediyor. Belki bir gün lazım olur diye biriktirilen elektronik atıklar evleri adeta teknoloji çöplüğüne dönüştürmüş durumda. Evlerdeki atık miktarı yapılan bir araştırmaya göre 42 kiloya kadar çıkarak rekor kırdı. Peki ne yapacağız o teknolojik atıkları? Yanıt haberimizde. Bilgisayarımın aletleri, eski telefonumun şarj aletleri. Data kablosu falan var. Ya pek de kullanmadım esasen. Tablet var. Milyonlarca elektronik malzeme bir gün lazım olur diye evlerde duruyor. Oysa onların hepsi altın değerinde. Aslına bakarsanız evde öylesine sakladığınız işte bilgisayar kasasının içerisinde altın var. İletkenliği çok yüksek olan bir malzeme olarak altını da gösterebilirim size. 3-4 tane telefon saklıyorum. Hatırası var, annemden kalma. Yıllık dünya genelinde 50 milyon tona yakın elektronik atık çıkıyor. Hal böyle olunca evlerdeki elektronik atık miktarı 42 kiloya kadar çıkarak rekor kırdı. Yerini bilsem direkt götürür veririm yani. İşte bir örnek. Mecidiyeköy'de bir hurdacıya denk geldik. Bakar mısınız? Aklınıza gelecek her türlü ürün, malzeme var burada. Televizyon kartları, mouse'lar, kablolar, kumandalar. Çöpe gideceğine bize veriyor. Biz de para karşılığı da olanı alıyoruz. Televizyon kartlarını söküyoruz. Ve hurda fiyatında biraz değerli olsun diye bunu kartçıya götürüyoruz. O ürünler geri dönüşüme kazandırıldığında işte böyle yeni ürünlere dönüşüyor. Eski bir klavye bu. Tekrardan geri dönüştürdüğünde ham madde oluyor. Bu ham madde elektronik üretimde, örnek veriyorum, televizyonun kasası olaraktan tekrardan karşınıza çıkabiliyor. Merkezi noktalardaki geri dönüşüm kutularında da elektrik ve elektronik atıklar bölümü bulunuyor. Kullanmadığınız atıkları buralara bırakabiliyorsunuz. Eğer o kutuları bulamıyorsanız belediyelerden de bilgi alabilirsiniz.